Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ata Yayınları 6. Sınıf Türkçe ders kitabının 28, 29 ve 30. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 28'den başlayalım. Vefa kelimesinin anlamını arkadaşlarınıza paylaşınız. Sevgi göstermek, sevgi bağlılığı anlamına gelmektedir. Son zamanlarda televizyonda vefalı bir hayvanın haberine rastladınız mı? Eğer rastladıysanız haberin içeriğini arkadaşlarınıza anlatınız. Bir keresinde televizyonda bir köpeği görmüştüm. Sahibi hastaneye kaldırıldığı gün köpeği hastanenin önünde nöbet tutmaya başlamış ve hastalar da oradan ayrılmamış. Köpeğin sahibi kaldırıldığı hastanede ölmüş ancak köpek uzun bir süre orada durmaya devam etmiş. Dinlediğiniz metinde yer alan bazı kelimelerin ünsüz harfleri ve anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlardan yararlanarak kelimeleri tamamlayınız. Çelim, inilti, sağrı, alaca, kulübe, maskaralık, tayin, iltifat, ahbap. Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden üçünü birer cümle içinde kullanınız. Bugün veteriner kliniğime sağrısından rahatsız dişi bir kedi getirildi. Köpeğimin doğurduğu tüm yavrular siyah, turuncu alacalıydı. Büyük babam hastalığından bu yana bir hayli çelimsiz. Sayfa 29. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız. Birinci sorunun cevabı, küçük hayvan yavrusunun iniltisine benzeyen bir ses gelmekteymiş. İkinci sorunun cevabı, küçük siyah renkli başının üzerinde ve sağrısının iki yanında iri beyaz renk benekler vardı şeklinde betimlenmektedir. Üçüncü sorunun cevabı tayinleri çıktığı için taşımak zorunda kalmışlar. Gittikleri kente uzak ve büyük olduğundan mercanı götüremeyip ondan ayrılmak zorunda kalmışlar. Dördüncü sorunun cevabı Emin Efendi'ye emanet etmek istemişler. Beşinci sorunun cevabı sahibi mercanı alacalı renginden tanımaktadır. Altıncı sorunun cevabı kirpas içinde bir deri bir kemik kalmış sokak kepeğine dönmüş. Yedinci sorunun cevabı mercanın sahibini görünce bacaklarını sürtünüşünü ağlayıp sızlanışını unutamamış çünkü vefalı oluşu onu çok duygulandırmış. Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metnin konusu vefa ve hayvan sevgisidir. Metnin ana fikri vefanın önemi, erdemlerin en güzeli oluşu, hayvanların da buna sahip olduğu. Dinlediğiniz metinle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Metinde bahsi geçen köpek gibi gerçek hayatta da köpekler sahiplerine çok sadık hayvanlardır. Yapılan iyiliği asla unutmaz ve ömür boyunca sadık kalırlar. Sevgilerini gösterirler ve oyun oynamak isterler. Köpeğin sahiplerinin yerinde olsaydınız köpeği taşındığınız şehre götürür müydünüz? Köpeğinizin taşındığınız şehre uyum sağlaması için neler yapardınız? Köpeğin sahiplerinin yerinde olsaydım köpeğimi de kendimle götürürdüm. Köpeğimi de bana bilmesi için bahçeli bir ev tutardım. Sayfa 30. Yazarın metnin sonunda söylediği, "Ah biz insanlar da köpekler kadar vefalı olabilsek, vefa erdemlerin en güzelidir çünkü" sözüne katılıyor musunuz? Sizce insanlar köpekler kadar vefalı değil mi? Yazarın dediği gibi vefa erdemlerin en güzeli mi yoksa vefadan daha değerli erdemler var mı? Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Yazarın metnin sonunda vefa ile ilgili söylediği cümleye katılıyorum. İnsanlar köpekler kadar vefalı değiller. Yazarın da söylediği gibi vefa erdemlerin en güzelidir. Vefa değer vermek, kıymet bilmektir ve bunu başaran çok az insan vardır. Dinlediğiniz metinden hareketle defterinize vefa konulu bir hikaye yazınız. Hikayenizi yazmadan önce aşağıdaki taslağı uygun şekilde doldurunuz. Videonun bu kısmını durdurup taslağınızı doldurup aşağıdaki metinde yazabilirsiniz. Yazmanızı bekleyeceğim. Evet. Dünyanın eğitim yönlerinin en gelişmiş ülkeler hakkında araştırma yapınız. İsviçre eğitim alanında dünyada en gelişmiş ülkelerden birisidir. Bu ülkede okullarda forma zorunluluğu yok, sıra olma ve tören yapma gibi olaylar yok. Merkezi bir eğitim başkanlığı yani eğitim bakanlığı yok. Kantonların sorumluluğunda okullar vardır ve her kanton bu okulların prestijini yükseltmekte sorumludur. Zorunlu eğitim süresi 9 yıldır, bazı ilkokullar 4, 5 veya 6 yıl olabilir. Hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla ülkemizin eğitim sistemindeki değişikliklerle ilgili araştırma yapınız. Bence ülkemizde sıra olma, tören yapma gibi ritüeller kaldırılmalı.
Her okul kendi seviyesini koruyabilmek için bağımsız olabilir. Örneğin bir okul geri kalmışsa sırf diğer okullardan da geri kalmamak için hızlı hızlı ilerlememeli. Gerekirse eğitim yılını uzatabilmeli veya kısaltabilmeli. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.